Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Hava kararmadan evde olmam lazım. Aa, çok var ya. Merak etme. Oğlum, kazık kadar oldun. Şu odanın halini Allah aşkına. O ne anne? Aç bakalım beğenecek misin? Koskoca deneme sınavı il birincisi. Aferin benim oğluma. Sana özellikle yumuşacık uçlu bir kalem aldım ki optik formu işaretlerken kolay olsun. Benim güzel oğlum annesinin uğruyla tıp fakültesi kazanacak inşallah. Neredeyim ben ya? Pardon. Bakar mısınız? Sen de kimsin? Sen... Görüyor musun? Aklımı kaçırıyor olmalıyım. Sen iyi misin? İyiyim. Tam olarak nesin? Dilimizi nasıl biliyorsun? Duymuyor musun? Eyvah! Çok geç kaldım. Annem meraktan deliye dönmüştür. Kayboldum. Köye geri dönmem lazım. Bana yardım edebilir misin? Al. Bu seni götürecek. Nasıl? Takip et. Vay canına. Çok teşekkür ederim. Geri getirmeme gerek var mı? Hayır. Bu arada ben Barış. Senin bir adın var mı? Oğlum. Adını pek anlayamadım ama. Sana Meşe diyebilir miyim? Hoşça kal o zaman. Meşe. Daha yatmadın mı oğlum? Geç oldu. Yarın dershanede deneme sınavın var. Hmm.
Biliyorum. Geri getirmeme gerek yoktu ama gözlerimi kapatıp seni düşündüm. Bütün gece seni araştırdım. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Tam olarak nesin? Burada ne yapıyorsun? Büyütüyorum. Ben büyüyorum. Yani ağacınla birlikte mi büyüyorsun? Evet. Sen de o mitlerdeki periler gibi ormanda çıplak geziyor musun? Çıplak? Kıyafet giymeden yani. Tamam. Anladım. Burada senin gibi başka periler de var mı? Uzaktalar. Kim? Diğer periler mi? Önemli değil, yanlarına gidebiliriz. Hayır. Ben size asla zarar vermem. Uzaklaşırsam ölürüm. Hayatın boyunca buradan hiç ayrılmadın mı? Hayır. O zaman dünyayı ben sana getireceğim. Etrafı inceleyebilmek için illa ağacından çıkmana gerek yok. Al. Buna dürbün denir. Dur, ne yapıyorsun? O yemen için değil. Bak. Böyle içinden bakacaksın. Sihir. Sevdin mi? Kağıdı açıp içindekini görmen gerekiyordu. Bu... Ben mi? Evet. Yoksa benzetememiş miydin? Daha önce hiç görmedim. Neyi? Nasıl yani? Hiç su birikintisine bile bakmadın mı? Bir dileğim var. Kim Meşe de beni sevse. Neredesin sen? Okuldan aradılar, derslere girmiyormuşsun. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Cevap ver bana. Haftalardır evden okula diye çıkıp ne yapıyorsun? Hiçbir şey anne. Dolaşıyorum öyle. Ne demek dolaşıyorum? Sen beni öldürecek misin çocuk? Sana cevap ver diyorum. Neredeydin? Sen önündeki sınavın ne kadar önemli olduğunun farkında mısın? Bu sınav senin geleceğin demek oğlum. Tek umursadığın şey bu aptal sınav değil mi? Üzerimdeki baskı,
Nerede ne yaptığım, başıma ne geldiği umurunda bile değil. Senin başarı hariç hiçbir şey umurunda değil. Belki de babam kaçıp gitmekte haklıydı. Defol odana. Seni gözüm görmesin. Anne aç kapıyı. Of. Geçen gün Ayten teyzenle konuştum. Şu meşhur Dilek Ağacı'nın arazisi toplu konut projesine satılmış. Evler bitince Ayten teyzenler de oraya taşınacaklarmış. Sen üniversiteye gidince, ah ben bu ıssız yerde ne yapacağım? Ben de oraya taşınırım dedim. Nereye gidiyorsun? Cezalısın hala, otur oturduğun yerde. Oğlum, ne diyorum ben sana? Anne bırak, gitmem lazım. Dur çocuk, burada inşaat çalışmaları başlayacak. Giremezsin. Bırakın beni. Şükürler olsun. Buradan gitmenin bir yolunu bulmamız lazım. Ağacını kesecekler. Biliyorum, gidemem. Ne demek gidemem? Seni ağacından ayırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa öleceksin. Yok, ayrılırsam da ölürüm. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Yol yok. Gitmelisin. Seninle kalacağım. Hayır. Hayır. Hayır bırakın. Hayır bırakın. Bırakın. Hayır. Oda 302. Burası odan değil mi oğlum? Başka bir eşyan kaldı mı oğlum? Sadece bir tane. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara kalır falan diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani. Ağır bastığında.